Var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmışlar? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Yaklaşık bir saat boyunca dini konularda aklımıza takılan soruları Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili çok değerli hocamız Sayın Zeki Sayar'la birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla, mail yoluyla ve sosyal medya üzerinden yorum ve mesaj atmak suretiyle sorularınızı göndererek katkıda bulunabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4-294. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi ve sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfaları efendim. Her 3 seçenekten bir tanesini tercih ederek sizler de sorularınızı paylaşabilirsiniz. Rabbimiz tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul ve karin eylesin dergâh-uluhiyetinde ve bize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Hepinizin adına hocama bir hoş geldiniz diyeyim. Sonra inşallah sorularınızı sormaya başlayacağım. Zeki hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben esasında 2 gün evvel bu hatırlatma yapacaktım ama Ramazan-ı Şerif'in hengamesine kapılıp unutmuşuz hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir kutlu bir ay içerisindeyiz. Bunu sık sık televizyon programlarında hem Diyanet Televizyonu'nda hem de diğer kanallarda hocalarımız söylüyorlar esasında. Biz yoğunluk içerisindeyken rahmet kısmının bitirdiğimizin farkına varamadık belki de. Bugün 12 Ramazan, hatta 12 Ramazan'ın sonundayız artık. Yarın 13. orucumuza niyet edeceğiz. Mağfiret bölümündeyiz. Rabbimiz inşallah bizi affettiği kullarının zümresine dahil eder. Bu açıdan bir şey söylemek isterseniz hocam bununla başlayalım inşallah. Şimdi ömür dediğimiz şey hakikaten zaman, Allah'ın bize verdiği en önemli nimetlerden birisi. Arap şairlerinden birisi diyor ki اَرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَسْتَف۪ي اَقِيلَةً مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَدِّدِ. Ben bakıyorum da ölüm toplumda asil insanları seçiyor. اَلَى الْعَيْشَ كَنْزًا نَاقِسًا كُلَّ لَيْلَةٍ. Hayatı, yaşamı her gün azalan bir hazine gibi görüyorum. وَمَا تَنْقُسُ الْاَيَّامُ يَنْفَد۪ي. Günlerin azalttığı şey biter. Ya. Hakikaten dün merhaba ya şehri siyam diye özlemle, heyecanla beklediğimiz Bismillahirrahmanirrahim diyerek gerçekten işte oruç ibadeti İslam'ın 5 şartından birisi olan oruç ibadetine merhaba dediğimiz, sizin de az önce söylediğiniz gibi Hazreti Peygamber'in işte evveli rahmet, rahmet günlerini bitirmiş oluyoruz. Mağfiret günlerine geldik. Geçen sene bu zaman bizimle birlikte Ramazan'ın bu mübarek günlerini idrak edip ama bugün kara toprağın sinesine intikal eden nice kardeşler var. Ya. Hiç olmazsa bugünleri inşallah ihya etmişizdir. Kalan günlerimizi elimizden geldiği kadar ihya etmeye çalışalım. İnşallah. Ama şöyle bir şey var Furkan Bey. Şimdi biz öyle bir Rabbimiz var ki bizlere son derece merhametli. Her oruç ayında, bu rahmet günlerinde, mağfiret günlerinde bizim kusurlarımız var, hatalarımız var, günahlarımız var. Allah'ın rahmeti sonsuz. Yani bir delikanlı hastalamış ölüm döşeğinde Hazreti Peygamber, uzatmayacağım, onu ziyarete gelir. Der ki neyin var? Ya Resulallah işte çok hastayım. Özellikle etlerimle derim arasında böyle bir yanma, iğnelenme hissediyorum. Ve beni düşündüren günahlarım diyor. Çok günahım var filan. Efendimiz buyuruyorlar ki sana bir dua öğreteyim. Onu okursan Allah senin bütün günahlarını bağışlar. Hepimizin sık sık namazlarda okuduğumuz ve hakikaten hem dünyayı nimetlerini hem ahiret nimetlerini içine alan muhteşem bir ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar.
Yani manasını da ifade edelim. Buyurun. Ya Rabbi, senden dünyada ve ahiret, dünya ve ahiretin güzelliklerini istiyorum. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene. Dünyadaki bütün güzellikleri bana ver. Ve fil ahirete hasene. Ahiretin de bütün güzelliklerini bana ver ya Rabbi. Ve kina azaben nar. Ve beni cehennem ateşinden koru. Şimdi diyor ki ya Resulallah, ama benim günahım çok büyük. Allah'ın rahmeti daha büyük. Bu duayı öğrettikten sonra işte bir Allah diye haykırır, vefat eder. Efendimiz cenazesine falan katılır. Yani şimdi devamı var bu olayın. Şimdi şöyledir, hakikaten Ramazan ayı, bereket ayı, rahmet ayı, Kur'an ayı, oruç ayı. Biz de Cenab-ı Hakk'ın kullarıyız, o bizim Rabbimiz. Elhamdülillah. Ondan bunun bilincinde olmak bile güzel bir ondan şey. Ondan başkasına secde etmedik. Onun rızası için oruç tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ümitle Rabbimize inşallah ibadetlerimizi elimizden geldiği, imkanımız, gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde yapmaya gayret edelim. İnşallah. İnşallah rahmetinden istifade ettiğimiz Ramazan'ın mağfiret günlerinde de Rabbimizin mağfiretine ulaşırız. Ve inşallah cennetten kavuşma, cehennemden kurtuluş ve Kadir gecesiyle, bayramla birlikte İnşallah. Günahlarımızdan arınırız. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir giriş oldu. Ramazan-ı Şerif'in kadri kıymetini bilme maksatlı belki bir takım eksikliklerimiz varsa bu vesileyle onları da tamamlamış olduk. İlk telefonumuz da hazırmış efendim bu vesileyle. Elazığ'a gidelim hep birlikte. Sayın Sevgül Hurma telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Sevgül Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun efendim. Sizin de mübarek olsun. Buyurun. Benim ilk sorum, ölü kişiye fıtra verilir mi? Ölü kişi adına demek istedim. Evet, adına. Soralım inşallah. İkinci sorum da, sağ olan bir kişiye cüz okunur mu? Kur'an-ı Kerim cüz, yani bir cüz okunur mu? Peki, bunu da soralım. Her iki sorunuzu da hocama ileteceğim inşallah. Dua bekliyoruz sizden Sevgül Hanım. Elazığ, Gakkoşlar diyarına da selam olsun efendim. Hayırlı, bereketli Ramazanlar. Evet, ölü kişi adına da fitre verilir mi hocam? Şimdi bütün ibadetlerimizi sağlıkta yapmaya gayret etmeliyiz. İnsan ölünce amel defteri kapanır. Yani ölü insanın artık herhangi bir sorumluluğu yoktur. Namazla sorumlu değil, zekatla sorumlu değil, hac ibadetiyle sorumlu değil. İza matel insan inqata anhu ameluhu. Amel defteri kapanır. Bazı istisnalardan bahseder Hazreti Peygamber. Dolayısıyla fıtır sadakası, Ramazan ayında verdiğimiz vacip olan fıtır sadakası zaten başın sadakasıdır, canın sadakasıdır. Oruçlarımızdaki noksanları ikmal eden bir sadakadır. Ölü insanlar için herhangi bir fıtır sadakası vermek söz konusu değil. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tabii burada bir yanılgı içerisinde miyiz diye ben anımsadım ama hocam, henüz hayatta olan kişiler için de Kur'an-ı Kerim okunur mu diye bir soru sordu izleyicimiz. Ben bu soruya ilaveten belki ters orantıyla şunu sorayım. Kur'an sadece ölüler için mi okunur? Şöyle diyelim, Kur'an-ı Kerim aslında ölüler için okunmaz. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir takım emirlerini, onların yaşantılarını tanzim eden, onların hayatlarına efendim hitap eden bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ölülerden çok diriler için, dirilere hitap eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim mesela diyor ki, وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ. Namazı kılın, zekatı verin. Siz evet. Gitseniz, vefat eden bir adamın başında ve akimus salah ve atuz zekah desek, namaz kıl, zekatı ver. Konuşabilse diyecek ki ya ben o işleri, o fırsatı ben kaçırdım. De yaptım ya da onu kaçırdım diyecek. Söyle. Dolayısıyla evvela şöyle diyelim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumak, manasıyla amel etmek, evvela Müslümanların, hayatta olanların yapması gereken bir ödevdir. Ramazan'da bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı. Ha, ölüler için Kur'an-ı Kerim okunur okunmaz meselesi şudur. Ölülerimiz de Peygamberimiz hayırla yad edin onları. Onların bağışlanması için dua edin.
Kur'an-ı Kerim'de en büyük duadır. Biz Allah rızasını kazanmak için Kur'an-ı Kerim tilavet ederiz. Arkasından da Rabbimize, Ya Rab, bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetine sen bizim geçmişlerimize rahmet eyle. Onların kusurlarını affeyle diye dua edebiliriz. Kur'an-ı Kerim hakikaten böyle kandil gecelerinde veya bayramlarda mezarlıkları ziyaret ederken, bir parantez açalım mı? Buyurun. Allah ıslah eylesin. Bir takım istismarcı insanların yaptığı gibi. Özellikle büyük şehirlerde, işte kabristanlarda elinde Kur'an-ı Kerim. Okuduğu Kur'an-ı Kerim'in %60'ı da maalesef hatalıdır. Orada işte insanların önüne çıkarak, bak işte şu kadar Yasin okudum, şöyle yaptım gibi. Bu istismara prim vermemek lazım. Mesela biz geçmişlerimizi ziyaret etmeliyiz. Hı hı. Ama onların başında kendi bildiğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bir Fatiha-i Şerif, yani yeter ki Cenab-ı Hak kabul etsin. Fatiha'nın sevabı, Cenab-ı Hakk'ın efendim ihsan edeceği mağfiret herkese yeter. Kendimiz okumalıyız. Kur'an-ı Kerim okumayı bir ibadet bilmeliyiz. Dolayısıyla hanım kardeşimizin ifade ettiği gibi ölülerden daha çok aslında kendimize, kendimiz okumalıyız ve okuduğumuzla da amel etmeliyiz. Hele Ramazan-ı Şerif'te, işte Kur'an ayı, Kur'an-ı Kerim ahirette okuyanlara şefaat edecek. Cenab-ı Hak bizi ehli Kur'an'dan eylesin inşallah. Amin. Kur'an-ı Kerim'i hem dünyada gönlümüzü, kalbimizi aydınlatan bir ışık, ahirette de inşallah bizim şefaatçimiz eylesin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Ankara'dan Sayın Eyüp İlan telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Televizyonun sesini kapatalım Eyüp Bey. Buyurun. Tamam, ses yok. Buyurun. Sayın hocam, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Razı olsun inşallah. Ben Eyüp İlan, aslen ben Bitlisiyim. Şafii mezhebindenim. Evet. Ben de Diyanet Teşkilatı'nda, yani bir il müftülü emrinde değişik görevlerde bulunsa emekli olan birisiyim. Bir Diyanet'in bir emekli personeliyim. Ne güzel hocam. Şimdi Ankara'da sağlık nedeniyle Ankara'da ikamet etmek zorundayım. Evet. Burada bazı camilere gidiyoruz hocam, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bu tadili Erkan'a oyma bakımında. Biliyorsunuz Malik-i Hanbeli ve Şafii mezhebine göre farzdır. Hanefi mezhebinde de tadili Erkan'a oymak imam Azam ve İmam Muhammed'e göre vacip, İmam Ebu Yusuf'a göre farzdır. Fakat bazı hocalarımız tadili Erkan'a uymuyorlar. İkincisi, mesela biz Şafiler her 4 rekatta Fatiha'yı okumak farzdır. Namazın bir rüknüdür. Mesela bilhassa 3. ve 4. rekatta cemaatle kıldığımız zaman imam efendilere yetişemiyoruz. Yani sizin ama, Eyüp Bey, genel olarak şöyle bir problem var. Siz galiba onu dillendirmek istediniz. Ankara'da bulunduğunuz bölgedeki camilerde namaz kıldığınızda tadil-i erkana çok fazla riayet edilmediğinden şikayetçisiniz. Biz dilerseniz evet, tadil-i erkana riayet edilmezse ne olur? Evet. Hem Hanefi mezhebi açısından hem de diğer üç büyük mezhep imamlarımız açısından ne olur? Doğrudur. Bunları bir cevaplandıralım. İkincisi hocam. Buyurun. Şu sağol, mesela devam etsin programımızı seyrediyorum. Mesela dün akşam Sayın Hocamız, Sahil Hocamız mesela Seyir secdesiyle tilavet secdesini izah etti. Evet. Fakat bunu bir Şafii mezhebine göre de izah edilse daha güzel olmaz mı? Doğru, haklısınız Eyüp Bey. Bu konuyla alakalı da düşüncelerimiz var. Hocalarımız gerektiği anda diğer mezheplere göre de soruları cevaplandırıyorlar ama bunu biraz daha belki artırabiliriz. Sıhhat afiyet diliyorum size. Dua bekliyoruz sizden de inşallah. Ankara'mıza da selam olsun. Allah'a emanet olun. Tadil-i Erkan hususunda ne söylersiniz kıymetli hocam? Kardeşimiz zaten aşağı yukarı mezheplerin görüşlerini yani açıkladı aslında. Hülasa etti. Tadil-i Erkan işte Eymme-i Selasi'ye göre farzdır. Yani farz ne demek? Farz olmazsa o ibadet yok demektir. Yani ibadetlerde bir farzın yerine getirilmemesi o ibadetin geçerli olmasını ortadan kaldırır. Yani önemlidir. Evet. Mesela namaz için abdest böyledir. Farzdır, şarttır. Şarttır, abdest olmazsa namaz olmaz.
Şimdi bu konuya hakikaten meslektaşlarımıza hitap edelim biraz. Dikkat etmeleri gerektiğini ben de vurgulamak istiyorum. Ben de kısmi şahidim bunlara. Zaman zaman özellikle işte hafta sonları mesai olmadığı zamanlar çevremizdeki camilere namaz kılmak için gittiğimizde ben de aynı sıkıntıyı yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Bu bakımdan hakikaten namazda tadil-i erkan çok önemlidir. Hanefi mezhebinde özellikle Ebu Hanife'ye göre vacip olması, yani o mezhebin teknik bir usulünden kaynaklanan bir şey. Yani Hanefi mezhebindeki vacip, ameli manadaki vacip, diğer mezheplerde farz olarak ifade edilir. Bu bakımdan gerek münferiden kılalım, gerekse imamla, cemaatle kılalım. Hakikaten bu tadil-i erkana dikkat etmeliyiz. Tadil-i erkan nedir? İşte namazda Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumamız, rüküye vardığımız zaman rükuda aşağı yukarı 90 derece 3 defa Subhan Rabbiyel Azim diyecek kadar durmak. Sonra Semi'allahu limen hamide dediğimiz zaman işte Rabbena lekel hamd diyecek şekilde işte secdelerde falan buna dikkat edilmesi gerekir. İkinci mesele, kardeşimiz diyor ki ben Şafii'ül mezhebim. Şafii mezhebinde Fatiha-i Şerif'i okumak rükündür. Doğru. La salate illa bi fatihatil kitab hadisinin gereği olarak başka deliller de var. Gerek münferiden kılsın, gerek imamla kılsın. Şafii mezhebindeki her kardeşimiz Fatiha'yı mutlaka okur. Bu bakımdan biraz imamlık yapan kardeşlerimiz aslında bu dört mezhebe, özellikle bizim memlekette iki mezhebin içtihatlarını cemaatinin durumuna göre bilmesi uygun olur. Bu bakımdan açıktan Fatiha, işte açıktan akşam gece namazlarını kıldırırken işte velabbalin amin diyoruz biz. Şafiler biraz daha açıktan söylüyorlar. Bunu söyledikten sonra eğer cemaatinde Şafii varsa biraz ona Fatiha'yı bitireceği kadar bir tolerans tanıması lazım. Biraz ona dikkat etmesi lazım. Diyor ki buna yetiştiremediğimiz gibi işte hafiyen okuya, işte onlara dikkat etmek lazım. Seyir secdesi Hanefilerde işte kaide-i ahire dediğimiz son oturuşta tahiyyat okunur. Sağa sola selam verilir, secdeye varılır. Sonra tekrar iki secde yapılır. İşte tahiyyat, salli barik duaları okunur, Rabbena okunur ve namazdan çıkılır. Şafii mezhebinde de selam vermeden, tahiyyattan sonra selam vermeden iki secde yapılır. Dolayısıyla tabi zaman zaman böyle çok mezheplerin teknik görüşlerine de girince konu dağınıklığı oluyor. Hocam orada şunu söyleyebilir miyiz? Yani izleyicilerimiz de bunu bilsinler, Eyüp Bey de bilsin. Her konuda diğer mezheplerin belki hükümlerini ortaya koyduğumuz zaman bu programda belki bir iki soru anca cevaplandırabiliriz ya da cevaplandıramayız. Ben öyle düşünüyorum. Sizler gerekli gördüğünüzde zaten açıyorsunuz o konuları, farklı mezhep sorularını. Bir namaz sorusu daha var hocam. Osman Bey, selamünaleyküm hocam demiş. Kavme ve celse nedir? Bunlar terk edilirse namaz olur mu demiş. Birinci az önce söylediğimiz sualin, cevaplandırdığımız sualin biraz mütemmimi durumunda. Şimdi kavame demek rükudan sonra namazda, rükuya vardıktan sonra Semi'allahu limen hamide dediğimiz zaman işte Rabbena ve lekel hamd veya işte hamden kethiren kema emer benzeri Rabbena lekel hamd diyecek şekilde tam doğrulmak, buna kavame denir. Bu da namazın rüknüdür. Yani işte tadil erkanın unsurlarından birisidir. Celse de iki secde arasında oturmak. Birinci secdeyi yaptıktan sonra malum üç defa Subhan Rabbiyel A'la diyoruz. Sonra Allahu Ekber deyip oturduğumuz zaman İğfirli Rabbi, ya Rabbi beni mağfiret et diyecek şekilde veya Subhanallah diyecek şekilde beklemek. Bu da tadil-i erkanın unsurlarından birisidir. Bu bakımdan İşte rükuya varırken hemen böyle yarı buçuk eğilip tam doğrulmadan tekrar secdeye gitmek veya secdede birinci secdeden başını tam kaldırmadan
az önce söylediğimiz işte celseyi tam yerine getirmeden ikinci secdeye gitmek, bunlar kusurlu davranışlardır. Namazdaki tadile erkanı ihlal etmektir ve Allah korusun namazımızın efendim fesadına, ifsadına sebep olacak kusurlu davranışlardır. Bunlardan kaçınmak tadili erkana riayet etmek gerekir. Hocam namazla alakalı bir iki soru daha var. Hemen hemen birbirleriyle alakalı ama müsaadeniz olursa bir telefonumuz var. Hemen. Hollanda'ya doğru bir yolculuk yapalım hep birlikte sevgili dostlar. Sayın Mümin Erol telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, selam. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun Mümin Bey. Benim sorum apnöy makinesinden ilgili. Ne makinesi efendim? Geçen hafta apnöy, uyku yani horlu. Tamam. O makineyle ilgili. Geçen hafta yine bu Diyanet TV'de bir programda bir doktor bu makineyle ilgili program vardı. Hı. Orada orucu bozmaz diye söyledi. Bu makineyi ben kullanıyorum ama bu makinenin iki kısmı var. Bir sulu kısmı, bir kuru. Bu sulu kısmını oruçta kullandığı zaman bu su eksiliyor. Evet. Aldığın nefesle beraber bu su bizim içimize giriyor. Bu oruca zararlı mı değil mi? Eğer zararlı değilse ben bu sulu kısmını Ramazan'da kullanmıyorum. Zararlı değilse, orucu bozmazsa kullanmak isterim. Daha rahat ediyorum o sulu kısmını da beraber kullandığım zaman. Hay. Soralım bunu isterseniz. Yani bu cihazla birlikte oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Bunu bir soralım. Başka soru var mı Mümin Bey? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hürmet ediyorum Hollanda'ya da. Oradaki gurbetçi kardeşlerimize, soydaşlarımıza da selam olsun. Bahsettiği program da ailemizin hekimi programı hocam. Hı. Sadece dini programlar yok Diyanet Televizyonumuzda. Sağlık açısından da çok güzel bilgiler edinebileceğiniz programlar var. Bizim dışımızda onları da inşallah izlemeniz temennisiyle. Tabii orada böyle bir ifade kullanılmış ama tam içeriği de bilmiyoruz. Bu tarz bir makine oruca zarar verir mi kıymetli hocam? Şimdi bu makine oruca zarar vermez. Sual soran kardeşimizin Hollanda'ya da selam diyelim. Diyar-ı gurbette kardeşlerimize Allah yardımcı olsun, yardımcıları olsun. Şimdi söylediği gibi ben de bu makineyi bildiğim kadarıyla iki türlü kullanım şekli var. Bir, yani özellikle uyurken işte rahatsızlık çeken, biraz da böyle nefes almakta zorlanan kişilerin kullandığı, onları rahatça uyumalarını temin eden bir makine. Bunun kullanmaları normal olarak rahat nefes almalarını, rahat uyumalarını sağlıyor. Bu orucu bozmaz. Ama bir de onun sulu kısmı var. Hakikaten o biraz daha rahat ettiriyor ama ona bir miktar su katıyorlar. O alır verirken işte bir yani netice itibariyle su var içerisinde gelip gidiyor. Kullanan kardeşimiz de diyor ki bu su eksiliyor kullandığım zaman. Bence bu ikinci kısmı oruçlu kardeşlerimiz kullanmamalı. Ramazan'ın dışında onu kullansınlar. Ama Ramazan'da kullanma durumunda kaldıkları zaman bu susuz kısmı kullanmak lazım. Çünkü öbürü benim kanaatime göre orucun en azından yani gününe gün olarak tutulmasını gerektiren bir kusur olarak. Yani bu riskli bir şey. En azından Ramazan'da bir yerini kullanmak lazım. İbadetlerde de ihtiyat esastır. Susuz kısmını kullanmalarını tavsiye ederiz. Peki. Bunu tercih etmelerini uygun buluyorum. Teşekkür ederiz değerli hocam. Elif Hanım, göz damlası orucu bozar mı? Oruca niyet etmeden önce kullanılmasında bir mahsur var mı? Eğer bozuyorsa bu şekilde yapsak olur mu demiş. Zaten oruca başlamadan önce kullanmasında hiçbir sakınca yok. Ama her zaman ifade edildiği üzere yani vücuttan içeri giren şeyler orucu bozar. Genel bir kuraldır. Dışarı çıkanlar da abdesti bozar. Şimdi normalde tabi yoldan giren şeyler, mesela ağızdan, burundan alınan şeyler orucu bozar. Ama göz damlası, kulak damlası veya burun damlası gibi bu organlarımızdan yapılan damlalar da kısmi olarak çok az da olsa belki midemize gidiyorlar ama bunlar daha çok bu organlara
Kur'an-ın çeperlerinde kayboluyor. Yani çok az miktarda, milimetrik bir miktarda belki bunlar içimize ulaşıyor. O çok az miktar da yok gibidir. Dolayısıyla burun damlası da, göz damlası da, kulak damlası da orucu bozmaz. Eyvallah. Hassas olan kardeşlerimiz mecbur değillerse oruçluyken yapmazlar. Ha, yani değil ama mi? Ama yapmak durumunda kalırlarsa oruçları bozulmaz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Yani bu Ramazan-ı Şerif'te oruç vaktinde sürekli sorulan sorulardan bir tanesi. Nihat Bey selamlarını iletmiş efendim size. Oruçluyken kan verilir mi demiş hocam. Ne dersiniz? Oruçluyken kan verdiğimizde orucumuz bozulur mu? Az önceki genel kural, vücuttan çıkan şeyler abdesti bozar. Dolayısıyla kan vermek abdesti bozar. Ama kan vermek orucu bozmaz. Bu kan meselesinin isterseniz açılmışken bir iki cümle söylememe izin verir misiniz? Estağfurullah hocam, ne demek? Şimdi ülke, dünya, bizim ülkemiz de sıkıntılı günlerden geçiyor, hep tekrar ediyoruz. Bu Ramazan'ın feyizli günlerinde Rabbimizden niyazımız en yakın zamanda bu sıkıntılı günleri geçirmemiz. İnşallah. Vefat eden kardeşlere de Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak onlara şehit sevabı vermiştir. İnşallah. Makamları cennet olsun. Hastalarımıza da şifa niyaz ediyoruz. Tabi bu çerçevede bu virüsün bulaşmasından endişe eden insanlar hepimiz hastanelerden uzak durmaya çalışıyoruz. Kalabalıklara gitmiyoruz. Evimizdeyiz zaten. Devlet büyükleri de böyle söylüyor. Dini kurallar da bunu söylüyor. İşte ilgililer diyor ki özellikle stoklardaki kan azaldı. İnsanları kan vermeye çağırıyorlar. Şimdi kan vermenin sağlık boyutunu sağlıkçılar söylüyor. O bizim alanımız değil. Evet. Ama onlardan bir şey aktaracak olursak diyorlar ki zaman zaman kan vermek yani kanın yenilenmesine sebep oluyor. O işin tıbbi tarafı ama dini boyutu itibariyle yani bir insana yardım etmek, bir cana can katmak, efendim bir Müslümanın sıkıntısını gidermek, tabii, bir Müslümanın ihtiyacına koşmak, hele bu kan gibi çok hayati önemi olan bir konuda yardımcı olmak, hakikaten Rabbimizin tavsiye ettiği, Peygamberimizin hadislerinde az önce ifade ettiğim gibi tavsiye ettiği bir davranıştır. İmkanı olan, sağlıklı olan kardeşlerimizin bu konuda da kan vermelerini zaten ilgililer istiyor. Biz de dini açıdan bunun önemli bir sevap getirecek sadaka olduğunu ifade ediyoruz. Bir daha tekrar etmiş olalım. Eyvallah. Kan vermek orucu bozmaz. Peki. Siz esasında söyleyince benim aklıma şu da geldi. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hocam da bir çağrıda bulundu kan verme noktasında. Hocam da bir şeyler söyledi. Ben de plazma bağışıyla alakalı bir şeyler söyleyeyim. Özellikle bu koronavirüs tedavisi başarılı geçip taburcu olan dostlarımız son iki testleri de pozitif negatif çıktığında plazma tedavisinin plazma bağışında bulunurlarsa eğer diğer kardeşlerimizin de tedavisi noktasında bir güç ve başarı elde etme oranımız çok yüksek. Hem kan hem de plazma bağışında inşallah biraz daha gayretli olalım. Şu mübarek günlerde hocam bir takım sevaplar da edineceğimizi söyledi. Rabbimiz kabul buyursun inşallah. Oruçla alakalı bir soru daha var kıymetli hocam. Müsaadenizle onu da aktarayım size. Ziyaettin Bey merhaba demiş hocam. Namazda, estağfurullah özür diliyorum. Mehmet Ali Bey sormuş bu soruyu. Selamünaleyküm hocam. Abdest alırken ağzımıza 3 kere su veriyoruz ya. Tam o esnada bir haber alsak, heyecandan da bir miktar su yutsak, orucumuzu kaza mı etmemiz gerekir yoksa 61 gün mü tutacağız demiş. Evvela kaza etmemiz gerekir ama şöyle diyelim. Şimdi bu ağzın içi ve burun Hanefi mezhebinde normalde vücudun dışından kabul edilmiştir. Hı hı. Bu nedenledir ki abdeste sünnettir ağza buruna su vermek. Efendim gusül abdestinde de farzdır. Vücudun dışından kabul edildiği için yıkanmak gerekir. Abdest alan kardeşlerimiz hakikaten buna dikkat etmeli. Özellikle ağzına buruna su verirken
Yani mübalağadan kaçınmalı, daha hassas davranmalı. Şimdi abdest bir ibadettir. Aslında abdest alırken heyecanlanmak lazım. Ya. Yani biz bu salgın döneminde de anladık ki, yani temizlik ne kadar önemli. İbadetlerin hikmetini biraz daha kavramış olduk, namazın hikmetini. Yani günde 5 defa Rabbim bizi namaza davet ediyor ve namazımızın geçerli olmasını da bir şart koşuyor. O da abdest. Hem maddi temizlik hem manevi temizlik. Diyorlar ki bu virüsten kurtulmak için en emin yol ellerin sabunla yıkanması. Sık sık yıkanması, evet. Efendimiz diyor ki yemekten önce yıkayın, yemekten sonra yıkayın. Tuvaletten önce sonra sabunla yıkayın, abdest alırken yıkayın. Bu bakımdan abdest alırken abdest uzuvlarını yıkadığımız zaman bu abdest suyunun akmasıyla birlikte o organlarla işlenen günahlar da inşallah biiznillah o abdest suyuyla akar gider. İnşallah. Yani hem maddi kirler hem manevi, kirler dökülecek. Bu bakımdan yani abdest alırken aslında asıl duymamız gereken heyecan, bu ibadeti Allah nasip etti, bunu yapıyoruz. Hassas yapmak lazım. Dünyevi şeyler bizi çok heyecanlandırmamalı. Asıl bu ibadet heyecanlandırmalı. Ama buna rağmen sevgili kardeşimiz diyor ki böyle bir bizi heyecana sevk eden bir haber geldi. Gayri ihtiyari su alırken dikkatimiz dağıldı. Su biraz içimize kaçtı. Orucumuz bozuldu mu? Oruca devam edecek. Orucu bozmayacak. Ama Ramazan'ın dışında o güne karşılığı olarak bir gün orucunu kaza edecek. Eyvallah hocam. Şimdi esasında ben oruçla alakalı sorulardan gidiyordum ama abdest falan deyince hocam sağ olsun bizim içeride de biliyorsunuz kocaman bir ordumuz var. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederim. Şu soruyu hocamıza sorun lütfen dediler. Mustafa Bey selamun aleyküm hocam. Devamlı abdestli olmanın faydaları nelerdir? Ve abdestli ölen kişi şehit midir? Onu öğrenmek istiyorum. Hayırlı Ramazanlar demiş. Yani güzel bir sual. Bizde derler ki abdest üzerine abdest, nurun ala nur. Ya. Yani bir defa Hazreti Peygamber'in bir sünnetidir. Sürekli abdestli olmak, abdestli davranmak. Yani şöyle Hazreti Peygamber'in hayatına bakıyoruz. Mesela yatarken abdestli olarak yatmış. Yatağa yatarken Nas, Felak surelerini okumuş. Hayatı böyle. Abdestli olarak, abdest müminin silahıdır. El-vudu silahul mümin. Müminin silahıdır. Abdestli olarak dolaşmanın birçok faydası var. Bir, yani silahımızı kuşanmış oluyoruz. Efendim işte abdestli, sürekli abdestli dolaşan insanlar ne olur? Cemaatten geri kalmaz. Bir yerde ezan okunursa hemen camiye gider. Abdesti yoksa ya o abdestim de yok zor gelecek gibi. Bu bir peygamberin sünnetidir. Devam etmek lazım. Bunun elbette çok sevabı vardır. Güzel bir ibadettir. Ama abdest, şehitlik farklı bir şey. Yani şehit malum ikiye ayrılıyor peygamberimizin hadisinde. Bir hakiki şehit, bir de hükmü şehit. Bunların üzerinde konuya girmeyelim. Hakiki şehit savaş meydanında ölen insandır. Yani peygamberlerle beraber haş olacak. Bunun dışında da bugünlerde işte görüyoruz. Yani hastalıktan, musibetten hastalıktan, ölenler de belki. Hastalıktan, musibetten, yangından, selden, efendim yüksekten düşerek gibi böyle musibetlere maruz kalarak vefat eden insanlar da umulur ki Cenab-ı Hak katında belki şehit sevabı alırlar. Eyvallah hocam. Yani sürekli abdestli olmakta fayda var. Evet. Hocamız bunu söyledi. Biz de inşallah dikkat edelim. Züleyha Hanım hayırlı akşamlar demiş. Benim muhterem hocama sorum şudur. 10 haftalık hamile bir bayan çocuk gelişimini sağlayamadığı için doktor tarafından kürtaj edildiğinde o bayan lohusa mı sayılır? 11 gün kanaması olduğu için 10 günden sonrası da özürlü mü sayılır demiş. Ramazan ayında 10 günden sonra oruç tutmalı mı yoksa özür kanaması diye tahmin ettiğimiz kanamanın da bitmesini mi beklemeli? Lütfen hocama sorar mısınız? Şimdi kardeşimiz bu ay haliyle nifası yani lohusalık durumunu sanki karıştırmış gibi. Şimdi evvela şöyle diyelim. Bir defa anne rahmine intikal eden ceninin imhası caiz değil. Gelişimini tamamladı, tamamlamadı.
annenin sağlığı söz konusu olmadığı sürece efendim anne rahmindeki ceninin tahliyesi İslami ölçülere göre caiz değil. Bunu ortaya koyalım. Yani anneye yani bir sakıncası yoksa. Annenin hayati tehlikesi olmadığı sürece özürlüdür. Özürlü insanların da yaşama hakkı var. Tabii. Yani o bir canlıdır. Yani ceninin anne rahmindeki efendim o canlının bir takım hakları var, yaşama hakkı var. Dolayısıyla böyle annenin sağlığının dışındaki gerekçelerle onun iması caiz değil. 10 haftalık bir ceninin düşmesi veya işte Allah affeylesin böyle kürtaj yoluyla ortadan kaldırılması, tahliye edilmesinden sonraki durum lohusalık durumudur. Bu lohusalığın da Hanefi mezhebinde en azı zannederim bir gündür, en çoğu 40 gündür. Evet. Veya işte bu bir an bile olabilir, 40 günü de aşmaz. Şimdi o 10 gün dediği hanımların her ay gördükleri adet günleri 3 günden az olamaz, 10 günden fazla olamaz. O ayrı, bu veladetten, doğumdan sonra hanımefendilerin gördükleri kana, buna lohusalık kanı, nifas kanı derler. Bu 10 haftalık da buna girer. Bunun 40 güne kadar devam eder. Ne zaman kesildiyse, kesildiği andan itibaren hemen boy abdestini, gusül abdestini alacak. Ramazansa oruçlarına devam edecek ve namazlarını da kılmaya devam edecek. Yani eğer şu anda kanama devam ediyorsa 40 günü devirmesini bekleyecek, değil mi hocam? Yani o 40 gün sondur zaten. 40 gün son. Yani şimdi 10 gün sonra kesilmedi. Dolayısıyla bu özür kanıdır diyerek diyemez onu. O peki. Ancak adet, yani her ay hanımların gördüğü hayız kanı ile ilgili bir sınırdır Hanefilerde. Eyvallah. 3 günle 10 gün. Peki hocam, teşekkürler. Sevgili dostlar, Kahramanmaraş'a gidelim hep birlikte. Sayın Murat Yalçın telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz Murat Bey. Teşekkürler efendim. Hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız efendim? Çok şükür Murat abi. Siz de iyisiniz inşallah. Allah'a hamdolsun. Severek dinliyoruz, izliyoruz sizleri. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Benim hocama iki sorum olacak Furkan Bey. Buyurun. Şimdi ben berberdim. 21 Mart'ta dükkan kapandı. Evet. Malum başka bir gelirim yok. Ödeyecek borçlarım da çok. Durumum da iyi değil. Sadece berberlikten kazanıyorum. Borçlarım da çok. Ben fitre verebilir miyim? Verebilirsem de ben bir arkadaşımdan, eşimden, dostumdan borç alıp vereceğim. Ben her sene veriyordum elhamdülillah. Bu sene verebilir miyim? Eyvallah. Soralım bunu ne Murat yapacağım? Abi inşallah. İkinci bir soru ne? Bir sorum daha var Furkan abicim. Buyur abi. Diş fırçalama olur mu niyetliyken, oruçluyken? Soralım. Peki bunu da soralım. Ama bir taraftan da gözünüz aydın. Hatta gözümüz aydın diyeceğim erkek izleyicilerimiz. Evet Furkan Bey, evet. Yani bizim için de çok zor bir süreç oldu. Saçımızdan, evet, sakalımızdan belli. Kendimiz yapınca beceremedik biraz. Her işi ehline teslim etmek lazım. 11 Mayıs'ta inşallah kurallarına uygun olan berberler açılacak. Rabbimiz yardımcınız olsun Murat abi. Kahramanmaraş'a selam olsun. Hayırlı Ramazanlar. Evet hocam, kardeşimiz, ağabeyimiz durumunu izah etti. Ne dersiniz? Fitre vermeli mi? Ya da kimler fitre verir? Evvela fitre vermemeli. Ama kimler fitre verir? Sualinize geçelim. Şimdi biz gerek fıtır sadakası, gerek zekat için, hatta kurban ibadeti için dinimizin koyduğu bir zenginlik ölçüsü var. Buna nisap diyoruz, din ifadesiyle nisap. Bunun karşılığı da sık sık söylüyoruz. Yani sabit bir değer olduğu için 20 miskal altın, bugün bunun tekabülü bazıları 85 gram, hatta bir ara 96 gram deniyordu. Bu dirhemlerin farklılığından kaynaklanıyor. Ama Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kabul ettiği 80,18 gram altın veya bunun mukabili bir parası olan insanlar, bunun üzerinden bir yıl geçerse zekatla mükellefler. Ama bunun üzerinden bir yıl geçmezse bayram günlerinde de ona sahip olsalar kurban keserler. Yıl şartı yoktur. Fıtır sadakasında da bayram namazından önce bu kadarcık bir varlığa sahip olan
kardeşlerimiz fıtır sadakası, fitre vermekle mükellefler. Dolayısıyla borcu olan, bu salgın günlerde efendime söyleyeyim, olan iş belki geçimini sağlamakta zorluk çeken kardeşlerimiz kendisini sıkıntıya sokarak fıtır sadakası vereceğim diye efendim borç alarak böyle bir yükün altına girmelerine gerek yok. Dinimiz kişilere gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Bilakis bu kardeşimiz bu söylediği pozisyondaysa fıtır sadakası da alabilir. Yani bir başkası zekat da ona kabul verebilir. Evet. Zekat da verebilir. Evet. Bu açıdan da değerlendirmekte fayda var. Allah kolaylıklar nasip eylesin. İkinci sorusu, oruçluyken diş fırçalamak da bir sıkıntı var mı, sakınca var mı? Diş temizliği Peygamberimizin emrettiği bir şeydir. Yani misvak kullanmayı Efendimiz emrediyor. Tabii dişlerimizi sahurdan sonra temizlemeliyiz. Ama ihtiyaç olduğu zaman da oruçlu insan gerek fırçayla gerek misvakla dişlerini veya parmaklarıyla temizleyebilir. Herhangi bir sakınca yok. Sadece buna dikkat edecek. Belki bu diş macunu falan kullanırsa yani biraz daha hassas davranmasını tavsiye ederiz. Yoksa diş macunu da kullansa herhangi bir şey gerekmez ama söylediğimiz gibi yani dikkat etmesi lazım. Gırtlağından öteye bu suyun kaçmamasına dikkat edecek. Yoksa ağız temizliği oruca engel değil. Peki. Teşekkürler değerli hocam. Şimdi biz zaman zaman burada oruç tutamayan, tutma güç ve kudretini kaybeden hastalıktan veya yaşlılıktan kardeşlerimizin fidye vermesi gerektiğini sizler aktarıyordunuz hocam. Bizler de vesile oluyorduk belki. Ahmet Bey de şöyle demiş. Hocam fidye Ramazan'dan sonra verilebilir mi? Veya başka bir deyişle taksitle fidye verebilir miyiz? Yani belki tek seferde bu fidyeyi ödemek mümkün olmuyor maddi açıdan ama ikiye ya da üçe böldüğümüzde rahatça ödeyebiliyoruz. Bu şekilde fidye ödenir mi? Ödenir diyelim. Ramazan-ı Şerif ayında şer'i şerife göre oruç tutma kudretini kaybeden yani şer'an oruç tutmayı mubah kılan özürlerden birisi kendisinde bulunan. Biz buna ne diyoruz? İşte kronik hastalığı olan veya işte artık çok ileri derecede yaşlanmış kişiler, oruç tutma kudretini tamamen kaybeden kişiler, Ramazan ayında tutamadıkları günler sayısınca imkanları varsa bir fitre miktarı fidyeyi fakirlere verirler. Fitrenin en azı 27 lira bu sene. Bunu bir daha söylemek istiyorum. Bu şu manaya gelmiyor. Fitre 27 lira demek değil. Herkesin fitresi tabi bunun mukabili fidyesi de tabi kendi bir günlük yiyeceğinin bedelidir. Bu az önce söylediğim niteliklere sahip olan oruç tutma güç ve kudretini kaybeden kişiler fidyelerini Ramazan ayında da Ramazan'ın dışında da toptan da taksitli olarak da verebilirler. Eğer vermeleri gerekir. Ama imkanları yoksa, çok fakirlerse bazen o da soruluyor. O zaman da Cenab-ı Hak'tan af dilerler. Eyvallah. Hocam Mustafa Aydoğan Ankara'dan şöyle bir soru sormuş. Fitre ve bunun mukabilinde fidye. Evet. Nakit olarak verilmesi mecburi mi? Yani biz bunu gıda kolisi olarak veya bir takım farklı mallar üzerinden versek acaba fitremizi ve fidyemizi ödemiş olur muyuz? Şimdi fitre hangi ürünlerden verilecek diye Hazreti Peygamber'in malum hadisi var. Resulullah işte hurmadan, kuru üzümden, buğdaydan, arpadan işte bunları belirliyor. Bunların miktarlarını da belirliyor. Hanefi mezhebinde bu değerlerden verilebildiği gibi bunun bedeli olarak para da verilebilir. Şafiilerde de aynından verirler. Bizzat bunlardan normalde mezhebin yerleşik görüşü odur. Ama o Şafii kardeşlerimiz de fakirin menfaatini esas alarak Hanefi mezhebinin bu görüşüyle yaygın bir şekilde amel ediyorlar. Dolayısıyla fitremizi verirken koyacağımız o kolinin içerisinde bu az önce söylediğim yiyecek maddelerinden de olursa dolayısıyla fitremizi böyle bunu şey olarak da verebiliriz. Eyvallah. Yani. Hocam
Tabii bu benim şahsi görüşüm de. 11 yıldır din görevliliği yapıyoruz. Cenab-ı Allah mihrapta bize görev verdi. Ramazan'da gıda kolisi hamdolsun biz de çok dağıttık. Yani vesile olduk belki. Allah ama ben burada şöyle bir şeye çok dikkat etmiştim. Ramazan-ı Şerif'in ilk 3-4 günü içerisinde dağıtabildiğimiz kadar gıda kolisi dağıtalım. Ama artık Ramazan-ı Şerif'in son günlerine geldiğimiz zaman vatandaşın evine gıda kolisi götürdüğümüzde belki çok bir şeye yaramıyor. Zaten ona götüren götürmüş. Bu tarz işlemleri nakdi olarak yaptığımızda belki başka bir ihtiyacını görebiliyor veya çocuğuna bayramlık alabiliyor. Hani şimdi Ramazan-ı Şerif'in de tam ortasındaymışız gibi olduğumuz bir durumda 12. geceyi idrak ediyoruz. Yarın 13. gün. Bu açıdan da değerlendirildiğinde bir şey söylemek ister misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Ramazan'da hakikaten bizim milletimizin yapısında var. İşte yardımlaşma var, komşuluk ilişkileri var. Bu son yıllarda çok gelişen STK'lar dediğimiz yardım kuruluşları var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı yapıyor. Bendeniz'in de yönetim kurulunda bulunduğum bizim yani bir vakfımız var. Diyanet Vakfı'nın kardeş vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Bu eskiden Tokyo'ya bir cami yapmıştı. Tokyo evet. Vakfı olarak evet. biliniyordu. Sonra Sosyal Hizmetler Vakfı adını aldı. Şimdi de MÜSTAV, Müslüman Azınlıklar Vakfı. Yani dünyada biraz da öksüz olan, yani azınlık, Müslümanların azınlık bulunduğu ülkelerde bu vakıf hizmet ediyor. Bu vakıf bünyesinde de hamdolsun bizim de böyle işte bu çorbada bir tuzum olsun, tuzum olsun diye 2500'e yakın bir ben yardım kolisi demeyelim de onlara kartlarımız var. Hı hı. O kartlar işte anlaştık belli yerlerle. O kartları fakirlerin ihtiyaçlarına göre dağıtılıyor. Bunlar yapılıyor ama hakikaten ya ailelerimizin Ramazan'da bayram geliyor. Çocuğuna küçük bir giysi alma ihtiyacı olabilir. Çok daha acil ihtiyacı olabilir. Bu bakımdan biz burada kendi işimize kolay gelenden daha çok hakikaten fakirin lehine olan, fakirin efendim menfaatine olan yönü tercih etmemiz zannedem Rabbimizin daha çok daha hoşuna gider. Fakirler daha çok memnun olur. Bu noktaya işaret ettiniz. Nakit olarak fakirlere yardımcı olmamız zannederim daha isabetli olur. Eyvallah. Allah kabul eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar bir telefonumuz daha var. Ankara'dan Sayın Dilek Yalçın hanımefendi telefon attığımızda. Dilek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba, teşekkür ederim. Ben 80 yaşında bir dedem var benim. Maşallah. Bacaklarında dizlerinde kireçlenme var da namazı oturarak kılıyor. Bir sakıncası var mı diye sordu da. Soralım inşallah. Hürmet ediyoruz dedeciğinize. Ellerinden öpüyorum ben de. Dua etsin bizim için. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam ne dersiniz? Evet ayakta namaz kılma kudreti 80 yaşına gelmiş büyük oranda rahatsız olan kardeşimiz oturarak namazını kılabilir. Burada sadece şöyle bir incelikten bahsetmek istiyorum. Ramazan'ın en önemli rükünlerinden birisi secdedir. Secdedir. Eğer bu kardeşimiz hakikaten yere oturduğu zaman secde yapabiliyorsa yerde oturarak namaz kılmasını tavsiye ederiz. Eğer secde edemiyorsa bir sandalye, iskemle üzerinde de veya yere de oturarak namazını kılabilir. Allah kabul eylesin. Allah kabul etsin. Hocam az evvel sormaya teşebbüs ettiğim fakat yanlış soruyu sorduğumu fark ettiğim Ziyaettin Bey namazla alakalı bir soru sormuş. Merhaba hocam demiş. Namazda secdedeyken iki ayağını beraber yerden kaldırması durumunda kişinin kıldığı namazda bir problem olur mu demiş. Çok yaygın yapılan bir hata. Ne dersiniz? Çok soruluyor. Geçenlerde de benim dikkatimi çekti. Bizim çok sağlam kaynaklarımızdan olan İbn-i Abidin de bu konuyu bizzat araştırdım, baktım. Şimdi secdeye vardığımız zaman secdede ayaklarımızın nasıl duracağı malum. İşte her zaman söylüyoruz. Dik duracak, evet. Parmak uçları işte yere yapışık olarak ayaklar birleşecek. Bir rükün eda edecek kadar yani Subhan secdede 3 defa Subhanallah
diyoruz ya Subhan Rabbiyel Ala, bu süre zarfında parmaklardan bir tanesi bile yere dokunuverse namaz bozulmaz. Ama böyle bütün işte secde süresince ayaklar yerden koparılmış olursa, değmezse bu namaz bozulur. Eyvallah. Yani bu buna dikkat etmek lazım. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Bir de şu var sanki hocam, namaz bahsi açılmışken, secdeye gittiğimizde veya rükûya eğildiğimizde belimiz açılıyor. Burada da problem var mı hocam? Gayet tabii, yani setre avrat açısından aynı sorun var. Yani işte bir rükün eda edecek kadar, söylediğimiz üç defa Subhane Rabbiyel Ala Subha diyecek kadar açık olursa bu da namazımızı sıkıntıya sokar. Buna da dikkat etmek lazım. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Halil Bey, yolculuk bir diğer ifadeyle seferilik halindeyken namazlarımızı nasıl kılmalıyız? Yolculukta herhangi bir zorluk yoksa tam kılabilir miyiz demiş. Hanefi mezhebine göre tam kılmamalıyız. Hani bu Hanefi mezhebinin temel görüşü şudur. Namazlar yolculukta aslı itibariyle, yani seferde iki rekat olarak farz kılınmıştır. Aslı budur. Dolayısıyla mukimken, yani hadardayken dörde çıkarılmıştır. Hanefi imamlarımıza Allah rahmet eylesin, büyük hocalarımızın kanaati bu bir ruhsat değil, azimettir. Asıl hükümdür. Azimettir, asıl hükümdür. Oruç böyle değil. Oruç da, yolculukta imkanımız varsa namazlarımızı, oruçlarımızı tutabiliriz ama tutmayabiliriz, ruhsatı da var. Namazlarda Hanefi mezhebinde böyle ruhsat yok. Şafiilerde aynı ruhsat söz konusudur. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin müftabih kavli böyledir. Eyvallah. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun, var olun. Mehmet Bey, hocam hayırlı geceler, hayırlı yayınlar demiş. Şirket sahibiyim, oruç tutamıyorum. Fidyemi çalışanlarıma eşit şekilde dağıtsam, bu şekilde ödeme yapmış olduğum fidye kabul olur mu? Bir de fitremi de aynı şekilde çalışanlarıma eşit şekilde vermeyi düşünüyorum. Bu da kabul olur mu demiş. Burada bir şey söyleyebilir miyim izin verirsen? Şimdi bu bir defa hiçbir mazeretsiz olarak orucu, yani hani şirketim var oruç tutamıyorum, kardeşimizi tenzih ederek söylüyorum. Ben genel hükmü söylüyorum. Yani bu fidye, az önceki bir sualde de cevaplandırdığımız gibi oruç tutma gücünü kaybeden insanlar için söz konusudur. Bunlar da sayılmıştır yani. Bu nedenle yani evvela oruç tutma imkanı olan insanlar oruçlarını tutacaklar. Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun diyor. Dolayısıyla farz bir ibadettir. Bu oruç tutmamayı mübah kılan bir mazeret söz konusu olmadığı sürece oruçlarımızı terk etmememiz gerekir. Çünkü oruç söylediğimiz gibi önemli bir ibadettir. Ama oruç tutma kudretini kaybeden bir insan, kendi çalıştırdığı işçilerinin ücreti mukabili değil de, yani, ekstra. Tabii, ücreti mukabili değil. Ücretlerini ödedikten sonra çalıştırdığı insanların durumunu biliyor. Eğer bu çalıştırdığı insanlar her şeye rağmen zekat alabilecek, fitre kabul edecek, fidye kabul edebilecek durumda ise, durumları böyleyse, fakirlerse, onlara toptan da veya parça parça efendim bu fidyelerini vermesinde bir sakınca yoktur. Peki. Hocam, Gonca Hanım hayırlı programlar dileklerinde bulunmuşlar. Vaktimiz de çok daraldı ama fitremizi Mehmetçik Vakfı'na veya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na verebilir miyiz? Kabul olur mu demiş. Şimdi bu STK'lar dediğimiz bu kuruluşlara, bunlar tüzel kişilik, yani vakıflara, camilere, köprülere, hayır kurumlarına zekat, sadaka, fidye ve fitre verilmez. Bu söylediğimiz şeyler fakirin hakkıdır. Bunların geçerli olabilmesi için bir takım şartlar vardır. Bunlar kişinin, karşıda verdiğimiz kişinin mülkiyetine geçirecek. Temlik diyoruz. Dolayısıyla bu vakıflara zekat da, fitre de, fidye de verilmez. Ama onlar bunu kabul ederler. Fakirler adına alır, fakirlere verirlerse bu olur. Aksi takdirde buralara bunları vermek
caiz değil. Yani örnek vermek gerekirse hocam, Türkiye Diyanet Vakfı gibi veya bu anlamda hizmet eden diğer STK'lar gibi zekat, fitre, fidye gibi özel bir fonları varsa ve bunları orada değerlendirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlarsa evet olabilir. Evet. Ama olmuyorsa vekaleten bu işi yapıyorlar. Vekil yani, olarak evet. yapıyorlarsa olur. Evet. Aksi takdirde olmaz. Bu konuda müsaade ederseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bunlar bir ibadettir. Bu ibadetlerin bir sorumluluğu var. Yani biz davranışlarımızı insanlardan gizleyebiliriz ama bizi sürekli mürakabe eden bir Rabbimiz var. Allah korkusu, Allah'ın gördüğü, Allah'ın mürakabe ettiği düşüncesi içerisinde zekat, sadaka, fitre, fakirin hakkıdır. Mutlaka bu kurumlar da zaten söylediğin gibi özel fonlarda toplayarak ancak fakirlere aracılık ederek verirler. Aksi takdirde kurumlara, kuruluşlara bu söylediğimiz zekat, sadakalar verilmez. Oralara yardım ederiz. Zaten oralara yardım etmek bizim vazifelerimizden bir tanesi. Evet. Hocam çok kısa bir soru, hemen bitiriyoruz. Zekat vereceğiz. Zekatımızı verdiğimiz kişiye bu benim zekatımdır demesek olur mu? Dememize gerek yok. Niyet kalbin karar vermesidir. Gerek zekatımızı eğer bir anda ödeyeceksek, içimizden niyet eder veririz. Ama bir anda ödemek imkanımız yok. Zekatımızı bir tarafa ayırdık. Yıl içerisinde taksit taksit vereceksek, yıl içerisinde verirken içimizden niyet etmemiz yeterlidir. Karşı tarafa al bu benim zekatım gibi yine onu incitecek tavırlardan sakınmamız gerekir. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yarın inşallah yine birlikteyiz. İnşallah. Rabbimiz eksikliğinizi göstermesin. İnşallah. Amin diyelim. Sevgili dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Diyanet'e soralım. Yarın da inşallah Diyanet TV ve aracılığıyla annelerinize misafir olacak. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dini mi de? Zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Cami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.